sakin, duracak, hiç ses çıkarmayacak insanlar zannediyorlar. Gelip laf atıyorlar, laf söylüyorlar ağızlarını şey yaparak. Biz de gerekeni söyledik. Aziz Yıldırım'ın hedefinde Mehmet Baransu ve eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer vardı. 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Şike'de kumpas davasının ilk duruşması yapıldı. Fenerbahçe'den başka olan hiçbir kulüp FETÖ örgütünden şikayetçi değil. Neden? Şike davasında sanık koltuğunda oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu kez müşteki olarak duruşmadaydı. Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler ve Kulüpler Birliği Vakfı'nı davaya müdahil olmaya davet etti. Yurt dışında Türkiye'nin itibarı kalıyor. Nerede Futbol Federasyonu? Herkes FETÖ'den korkuyor ya. Biz şikayetçiyiz. Bunlardan şikayetçiyseniz, bu ülkeyi karanlığa götürdüklerine inanıyorsanız bunlara, geleceksiniz burada suçlamanızı yapacaksınız. Onlara karşı haklılığınızı ispat edeceksiniz. Herkes korkuyor, kaçıyor ya. Biz buradayız ama. Sonuna kadar buradayız. Duruşmada kimlik tespiti yapıldığı anlarda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la davanın sanıkları Mehmet Baransu ve İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer arasında tartışma çıktı. Baransu ve Yılmazer duruşma salonundan çıkarıldı. Herkes FETÖ'den korkuyor ya. Biz bak korkmuyoruz. Biz aslanlar gibi Fenerbahçe yöneticileri ve bizimle beraber olan o gün suçlanan insanlar hepsi geldi bu salona. Herkes ümit ediyor ki bir gün bunlar yine bir şey olur diye. Bir daha bir şey olmazlar. Yıldırım, Yargıtay'ın da artık bir karar vermesini beklediklerini söyledi. Bu süreci yaşamak bizler için çok zor oluyor. Ailelerimiz için zor oluyor. Hala bir demokrasinin kılıcı gibi kafamızda duruyor yani. 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 434 sayfalık iddianamesinde bir numaralı sanık olarak terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen yer alıyor. Sanıklar hakkında 5 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.